Herkese günaydın. Dün kuvvetli bir ralliyle kapanış yaptık ama aslında önemli bir iki tane de gelişme vardı. Şimdi öncelikle 2850 seviyesinin üzerinde kapatmış olmamız tekrar, yani geçtiğimiz haftanın hareketine baktığımızda Cuma günü geçen hafta hatırlarsanız özellikle gelen bilanço sonucunda önemli iki şirketin bilançosu sonucunda bir kırılma gerçekleşmişti. Bu kırılmanın belli bir ölçüde geri alındığını görebiliyoruz. Dolayısıyla pozitif bir kapanışla karşı karşıyayız diyebiliriz. Şimdi şu yükseliş trendinin işte artık takos, kama neyse kırılmış olmasını negatif olarak değerlendiriyorum. Ancak görüyorsunuz bir toparlanma çabası da kendi içinde var. Dolayısıyla şimdilik 2850'nin üzerinde tutunmuş olmamız önemli bir gelişme diye bakabiliriz. Tabii bu neden kaynaklandı? Diğer bütün varlık fiyatlarını da etkileyen bir hareket oldu ama ona geçmeden önce istihdam verisini isterseniz bir tartışalım. Bu tarafta 22 milyon beklenti var. 24-26 milyonlardan bahsedenler var. Ne kadar gerçekleşecek? Tabii bunu söylemek çok kolay değil ama çok net bir şekilde ciddi anlamda büyük bir rakamla karşı karşıya kalacağız. Buna hiç şüphe yok. Şimdi bu fiyatlandı mı? Fiyatlandı. Yani örneğin 15 milyon gelirse piyasa daha kötü etkilenir. 24 milyon, 25 milyon gelirse piyasada bir etkisi olmaz. Herkes bunu bekliyor. Detaylar kritik olacak. Birincisi şu ücret verisine hiç bakmayalım. Çünkü daha önce de bunları konuştuk. Düşük ücretli çalışanların ilk başta çıkartıldığı için veride bir hesaplama anomalisi oluyor. Dolayısıyla ücretler bu yüzden yükselmiş gibi gözüküyor. Hiçbir anlamı yok bunun. İkincisi çalışma süresine bakacağız çünkü netice itibariyle kabaca söylüyorum çalışan sayısı, çalışan süresi ne kadarlık üretime neden olur? Bunu görmemiz açısından önemli. Çalışan sayısında düşüş ve çalışan süresinde çok sert düşüşler GDP'nin ne kadar daralacağını aslında bizlere gösteriyor. O açıdan takip etmemiz lazım. İkinci nokta katılım oranı. Bakın katılım oranı netice itibariyle çalışanlar ve iş arayanlardan oluşan bir oran. Dolayısıyla katılım oranındaki düşüş de insanların iş bulmaktan ne kadar umutsuz olduğunu göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Daha önceki resesyonlar açısından baktığımızda şunu göstermekte fayda var. Çünkü istihdam dünyası hani tamam fiyatlandı diye konuşup geçiyoruz ama çok daha ciddi anılması gereken bir konu. Hem insani trajedisi açısından hem piyasanın bundan sonraki toparlanma hızını göstermesi açısından. Bakın bu daha önceki resesyonlarda katılım oranları düşüyor ama resesyondan sonra toparlanmaya başladığını görüyoruz. Özellikle 60'lardan sonraki dönemde. Nerede bu durum bozuluyor? 2000'lerin başından itibaren evet resesyon sırasında düşüyor ama sonrasında düşüş ve toparlanma çok zayıf. 2002-2009 resesyonundan sonra da bir toparlanma oldu. Birincisi düşüş çok sert. İkincisi toparlanma çok zayıf. Üçüncüsü şu an itibariyle muhtemelen önümüzdeki aylarda bu dibinde altına gideceğiz. Bunun birkaç tane nedeni var. En önemli nedenlerinden bir tanesi demografik değişiklikler. Bu muhakkak ki etkiliyor sadece istihdam piyasasının yapısı değil. Ama aynı zamanda bu defa gelecek olan gerileme eğer hani diyoruz ya anahtar döndüğünde çok hızlı toparlanma gelecek. Evet belli ölçüde istatistiğin, matematiğin dikte ettiği bir toparlanma gelecek ama insanlar gerçekten bu kadar hızlı bir toparlanma bekleseydi katılım oranında bu kadar büyük bir iş dünyasında çalışanların beklentisinden bahsediyorum. Bu kadar büyük bir düşüş olmazdı. Dolayısıyla burada şu önceki dibin altına gidip gitmediğini çok yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çalışan insanlar, netice itibariyle harcayan insanlar, tasarruf eden insanlar, bu insanların işsiz kalıp kalmaması ekonominin gidişatı açısından çok kritik olacak. Bu veriyi geçelim. Neden dün Amerika'da, daha doğrusu bütün varlıklarda bir ralli oldu o tarafa bakalım. Şimdi dün ilk kez bir eksi FED faizi fiyatlaması gördük. Eksi FED faizi fiyatlaması ne demek? Şu yüz görüyorsunuz ya, bunun
99 olması gerekir normalde veya işte 98,5 vesaire vesaire. Dün bu 100 seviyesinin üzerine çıktı. Yani faizin eksiye geçmesi olarak düşünün. Tam tersi bir ayna görüntüsü olarak baktığınızı düşünün. Şunu 2 gün öncesine çekeyim. O farkı görmeniz açısından faydalı olur diye düşünüyorum. 5 Mart itibariyle baktığımızda bakın burası tamamen artılardan oluşan bir Fed Fund vadelileri görüyorsunuz. Ama dün itibariyle işte az önce gösterdiğim 100 seviyesinin üzerine çıktı. Yani piyasa diyor ki artık bir eksi Fed faizi zamanı geliyor. Ben bunun sadece ben değil JP Morgan vesaire de bunun üzerine bir rapor paylaştı. Teknik nedenlerden olduğunu, kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Tabii Powell'da toplantıda hatırlarsanız bizim beklentimiz veya istediğimiz bir gelişme değil eksi faizler demişti. Tabii merkez bankaları söylediğinde hemen 2 ay sonra tersini yapabilir ama bono piyasasının verdiği sinyale baktığımızda görüyorsunuz getiri eğrisinin çok net dikleştiği göze çarpıyor. Tabii istediğimiz hareket bu değil. Şöyle bir ay öncesine göre bakarsanız getiriler düşüyor, eğri de aşağı doğru hareket ediyor ama şunu söylemek lazım. Şu getiri eğrisine baktığımızda resesyonun çok uzun süreceği düşüncesi burada yok. Zaten doğal olarak %9, %6 eksiler geldikten sonra hızlı bir toparlanma olacak ama getiri eğrisine baktığımızda kalıcı bir resesyon, uzun vadeli bir resesyon fiyatlanmıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla eksi faizler bence gündemde değil. Ama birkaç gün boyunca tabii Fed Fund Futures'ın bu seviyelerde kalması tedirgin edici bir gelişme olacaktır. O zaman ciddi anlamda piyasa bunu teknik bir nedenden dolayı, durasyondan veya short squeeze'den dolayı değil, gerçek anlamda fiyatlıyor diye bakmak gerekir. Bunun da işte dün gördük hisse senedi, dolar, altın hepsinin üzerinde çok sert etkileri oldu. Birazdan bu konuya döneceğim ama euro ile devam edelim. Bundesbank kararı vesaire bunları zaten tartışmıştık. O tarafta beklediğimiz senaryo, daha doğrusu fiyatlanan senaryo oldu diyebiliriz. Şimdi euro tarafında bir kırılma hala söz konusu değil. Şu seviyeler yani kapanış bazında konuşursak aşağı yukarı 1.0780 seviyeleri kritik seviyeler, bu seviyelerin de kırılmadığını görüyoruz. Ama yukarı tarafa da baktığımızda şu anda 1.0880'ler kritik. Bunun da kırılmadığı, kalıcı bir şekilde aşılamadığı görülüyor. Dolayısıyla Euro'da hala bir sıkışma var. Ben dolar talebinin bitmediğini düşünüyorum. Ciddi anlamda hala bir dolar talebi var. Euro basisler, burada da teknik bazı gerekçeler var. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Overnight index swaplar vesaire ama şuradaki gerileme önemli bir gerileme. Piyasanın nasıl dolar yaratıldığını da tam anlamadığını hala görüyoruz. Hala Fed bilançosuna kilitlenmiş bir piyasa var ama doları yaratan onlar değil. Dolayısıyla bu tarafta ikinci bir dolar rallisi riski hala çok canlı. 1.07 kırılmadığı sürece buna oynamak istemem ama bu riskin hala durduğunu, karşımızda olduğunu unutmamak gerekiyor. Altın tarafı dikkat çektiğim 1.680'i bir kez daha test etti. Ancak kırmadı. Altına da sarktık hala. Aman iyice gittim bütün gün konuşmaktan. Bu yükselişi biraz daha sağlıklı buldum. Şundan dolayı sağlıklı buldum. Dün gümüş daha sert bir hareket yaptı. Yani uzun süredir bu sertlikte yukarıya doğru gitmemişti. Dolayısıyla öncü bir niteliği taşıyan gümüş gördük. Tabii bu bir günde değerli metalleri yukarı götürecek anlamına gelmez. Elbette Amerika'da negatif faizleri gerçek anlamda konuşuyorsak bu çok kritik bir gelişme. Ama şurada görüyorsunuz 50 günlük ortalamanın altında seyreden bir gümüşle uzun süredir karşı karşıyaydık. İlk kez 50 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Tabii altın uzun süredir aslında bu hareketi başarmış durumda. Dolayısıyla gümüş altın arasındaki farkı burada da görebiliyorsunuz. Burada oranın ciddi anlamda altın lehine, altın aleyhine hareket etmediği sürece sağlıklı bir
ralliden bahsetmek mümkün değil. Bu düşüncemi ben değiştirmiş değilim hala. Merkez Bankası alımları aradan çıktı. Türkiye, Hindistan gibi ülkelerin fiziki alımları aradan çıktı. Dolayısıyla finansal piyasadaki alımları biz görüyoruz. Hani aslında hep konuşuluyor ya, fiziki alımlar çok arttı. Tam tersine, şurada... Aslında isterseniz fiziki alımlar değil, finansal piyasadaki altın alımları çok ciddi anlamda artmış durumda. Bakın, şunu geriye alalım. 2012, yani altının 2012'den önce gördü biraz tabii retail taraf gecikmeli hareket eder ama 2011 tarihinde 1900'leri gördüğünde var olan altın alımı ETF'lerdeki ile şu andakini karşılaştırırsanız ki 1700'lerdeyiz, çok daha net bir şekilde şu anda finans piyasası, yani insanların sevdiği şeyiyle paper gold çok daha fazla talep görür durumda ve altını aslında yükselten gelişme de bu. Dolayısıyla diğer iki taraftan Merkez Bankası alımları ve gerçek anlamda fiziki alımlar bizim gibi ülkeler, Hindistan gibi ülkelerden gelmediği sürece burada topyekun bir rally yaşanacağını düşünmüyorum. Ama neresi kritik? Şurada gördüğümüz çift tepenin kırılması durumunda hareketin tabii ki peşine takılıp biraz daha kâr etmek mümkün olacaktır. Bu tarafta unutmayalım, hala ciddi anlamda bir uyumsuzluk var. Şu gördüğünüz iki tepeden bahsediyorum. Haftalık grafiğe baktığımızda bu uyumsuzluk çözülebilmiş değil. Bakın, net bir alçalan tepelerle karşı karşıyayız. Bollinger'da sıkışmaya devam ediyor. Dolayısıyla yavaş yavaş sert hareketin vakti geliyor. Hangi tarafa olacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. 1750 ve 1680 seviyelerini takip ediyorum. Şimdi petrol tarafına gelelim. Petrolde önemli bir dibi yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda maalesef çok daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağız. Sadece petrol tarafında değil, aslında şu anda arz açısından baktığınızda örneğin Mısır'da da İşte etanol talebi yok, şeker tarafında, mısır tarafında baskı var vesaire. Arz tarafında, emtia arzında yaşanan baskı, ciddi anlamda iflaslar, örneğin tarım iflaslarına baktığınızda 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinde Amerika'da. Bunların çoğu önümüzdeki yıllarda bize emtia piyasasında çok önemli fiyat artışları olarak yansıyacak. Dolayısıyla aslında önümüzdeki yıllar açısından beni ciddi ürkütüyor ama kısa vadede baktığımızda görüyorsunuz Suudi Arabistan'ın 1.4 dolarlık yükseliş halberine 2 dolar yükselerek cevap verdi aslında petrol. Dolayısıyla biraz abartılı bir hareketti. Günün sonunda tekrar düzeltmeye geldik ama baktığımız zaman şu aylık haftalık grafiklerde burada da altının tam tersi bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Temmuz vadeye bakıyorum. Şurada görüyorsunuz neredeyse kesmek üzere ufak bir uyumsuzluk altına oranla baktığınızda ama destekleyecektir hareketi. Bollinger Band'ın şuradaki uyumsuzluğu da görüyorsunuz. Dolayısıyla yukarıya doğru biraz daha hareketlenebilecek bir petrolle karşı karşıyayız. Açıklanan stok verilerine baktığımızda beklentinin altındaydı. Cushing'deki artış hızı azalıyordu, üretim azalıyor. Bunların hepsi pozitif ama tekrar aynı noktaya gelelim. Şu anda depolama problemi hala var mı? Evet, hala var. Üretim hala fazla mı? Evet, hala fazla. Dolayısıyla burada volatilite devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bono tarafını aslında konuştuk. Dolayısıyla bono tarafına çok fazla değinmek istemiyorum. Benim beklentim dediğim gibi eksi faizler tarafında değil. Ve hatta baktığınızda burada da aslında yavaş yavaş bir dip oluştuğunu gösteren indikasyonlar var. Hemen şurada grafiği açabilirsem eğer. On yıllıklara baktığınızda bakın şurada da çok net bir uyumsuzlukla karşı karşıyayız ve uzun süredir
süregelen bir uyumsuzluk bu. Bant yine yavaş yavaş sıkışmaya başlıyor. Dolayısıyla burada bir yukarı atak, biraz daha yukarıya doğru bastırabilen bir 10 yıllıkla karşı karşıya kalırsak ciddi bir yükseliş de olabilir. Bu neden olabilir? Amerika çok borçlandığı için, yani negatif tarafta bir güven krizi tarzında bir yükseliş olabilir. Veya dediğim gibi ekonomik indikatörler hızlı toparlanma gösterir. Veya emtia tarafından bir enflasyon beklentisi olur. Çok senaryoyla bunun neden yükseleceğini tartışabiliriz ama yükselmeye başlarsa tartışmakta fayda var. Öte yandan günlük grafiğe de baktığınızda görüyorsunuz bir alçalan üçgenimsi formasyon var. Yani 5.55'ler kırılırsa da o zaman videonun başında bahsettiğimiz o eksi senaryoyu fiyatlayanların düşüncesi daha realize oluyor demektir. Dolayısıyla 0.55'lerin kırılıp kırılmayacağını da yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin tarafında Tudor Jones'un açıklaması ciddi anlamda insanları sevindirdi. Benim de aslında sevindiğim bir nokta oldu. Çünkü hatırlarsanız şu düşüş sırasında bir tez paylaşmıştım. Yani kurumsal şirketler portföylerini Bitcoin almış durumda. Dolayısıyla S&P'deki düşüşle beraber satmak zorunda kaldılar tezini seslendirmiştim. Paul Tudor Jones'un dünkü açıklaması, yani Bitcoin aldığını, vadelerde aktif olduğunu açıklaması aslında bunu onaylayan bir açıklama. Tudor Jones en büyüklerden bir tanesi. Muhakkak ki burada da almadı, bu seviyelerden girmiştir diye düşünüyorum. Ama bu aslında kurumsal olarak Bitcoin'in portföylerde yer bulduğunu gösteriyor. Önemli bir gelişme bu. Çünkü artık yavaş yavaş görmeye başladık ki Bitcoin konusu işte Bakht'ın üzerinde çalıştığı gibi bir yoğun kullanılan para birimi olmaktan çıkacak, store of value tarafı ile kendisini öne çıkartacak. Dolayısıyla portföylerde bir amacı olduğunun görülmesiyle talep daha fazla artacaktır. Halving'e doğru yaklaşıyoruz. Artık şunun şurasında pek bir şey kalmadı. Ben 10.400'ün kırılması en azından test edileceğini düşünüyorum. Daha önceki videoda da paylaşmıştım ama kırılmaması durumunda biraz hayal kırıklığı yaşanacak Halving'le ilgili diye bakıyorum. Çünkü önceki örneklere baktığınızda bu bölünmeden sonra da çok önemli düzeltmeler geliyor. Yani eğer bölünmenin büyüsüne inanıyorsak, hani kazanın doğuracağını inanıyorsak, kazanın ölme ihtimali de var. Onu da unutmayalım. Kazan bölünmeden sonra ölürse önemli bir düzeltmeyle karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla benim açımdan iyi senaryo Halving'e doğru veya öncesinde sonrasında 10.400'ün kırılmış olması senaryosudur. Böyle bir durumda şu tepenin aşılması, şu direncin kırılmasıyla beraber sonradaki gelmesi gereken düzeltmeyi de atlatırız diye düşünüyorum. Ama tabii günlük olarak takip etmemiz lazım. Sonuçta Paul Tudor Jones'un bu açıklamasını ben çok kritik bir açıklama olarak görüyorum. Netice itibariyle çok ciddi bir para akışı buraya doğru gelebilir. Şimdi burada bir başka tablo olacaktı ama hemen onu da geçebilirsem biraz yumurta izleteceğim size. Şimdi burası, bunu geçtiğimiz gün salı günü paylaşmıştım. Hatırlarsanız Rogoff yeniden eksi faizler üzerinde konuşmaya başladı. Eksi faizlerin ötesinde de nasıl yapılacak? Kağıt parayı ortadan kaldırma teorisiyle ortaya çıktı. Her zaman olduğu gibi. Bu konu, bakın yine söylüyorum, Rogoff vesaire gibi adamlar bizdeki bu boş konuşan insanlar gibi değil. Yani bu adamların eriştikleri adamlar, fikir verdiği adamlar, bu kararları yönlendiren mercideki insanlar. Adamlar demeyeyim, erkekler, kadınlar. Dolayısıyla da bu konuşmaların bu kadar yoğunlaşıyor olması önümüzdeki dönemde kağıt para üzerindeki, şimdi piyasada eksi faizlere geçtiği için bunun altını çizmek istiyorum, kağıt para üzerindeki baskının artacağını gösteriyor. En son Amerika bu konuda düşecek olan kale, diğerleri Avrupa daha hızlı düşecektir ama bu önemli bir kale. Görüyorsunuz burada
asıl konu cash hoard edilmesini engellemeye çalışacaklar. Cash hoard'un edilmesi de şu anlama geliyor: kaçacak yerinin olmaması. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, eleştiriler geliyor. Elbette gelebilir. Herkesin fikirleri farklı. Tabii şey kısmını bir kenara bırakıyorum. Abi işte Bitcoin'den konuşmaya başladın, vay canına falan diyen arkadaşları bir kenara bırakıyorum. Benim Bitcoin maliyetimi falan pek bilmiyorlar herhalde. Ama bu önemli bir gelişme olur. Çünkü söylüyorum, hoard edebileceğiniz tek enstrüman kağıt para değil. Altın ve Bitcoin'de bu konuda önemli enstrümanlar. Dolayısıyla ciddi anlamda problem yaratacak bir tartışma bu. Rogoff'u çok yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada artık yavaş yavaş videoyu tamamlayayım. Umarım faydalı olmuştur. Nonfarm Payroll'dan sonra tabii ki bir update geçecek.